Merhaba kanalıma, hoş geldiniz. Bugün size aynı şekilde yine yeni arabamız. Bir önceki videoda dışarıdan tanıttığım bir arabamız vardı. Peugeot 301. Tamam, iyi, hoş, dışarısı güzel, teknik güzelliklerinden biraz bahsetmiştik. Gideri iyiydi vesaire vesaire. Hız sabitle ilgisi olsun falan, performans güzeldi. Ama yani kullanışta böyle mi? Bir de ona bakalım dedik. Şimdi ilk önce dikkatimi çeken nokta bu arabada kullandığımda. Viteslerin hani geçişleri gayet uzun. Yani 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'ten 4'e vites aralıkları uzun. Bu rahat bir kullanım sağlıyor size gerçekten. Adım adım gidelim, hatta bu videomuzda da böyle olsun. Diğer türlü diye, bu araba yine bir araba. 10.000'de bu araba. Hani sıfır bir araba. Yani bilmiyorum bunda mı sorunlu. Debriyajı çok yavaş bırakıyor. Araç debriyajı hani siz bıraktığınızda yavaş bırakıyor. Yani bunu anlayabiliyorsunuz. Başka araba kullandıysanız bunun farkını anlayabiliyorsunuz. Ama bilmiyorum, hani belki buna özel bir sorun olmuş olabilir bu. Diğer aynı şekilde ne? Artı özelliklerine bakarsak, bu araba kaç beygirdi? 90 beygir mi? 100. 100 beygirlik bir araba. Yani 100 beygir olduğunu hissettiriyor. Yokuş yukarı da olsa, yokuş aşağı da olsa, hani bastığınızda ben gidiyorum diyor araba. Yani ben diyor kaçarım diyor. Sen diyor bas bas diyor, sorun olmaz diyor. Hani bu 1.4 benzinli arabalar gibi değil. Ama ne var? Bu araba hani 0-1100 devirde çalışıyor normalde. İlk çalıştığında. Diyelim 1'de kalktınız, gazı sonuna kadar bassanız da araba 1700 devire kadar gitmiyor. Hiç gitmiyor ya. Hani bildiğin hiç gitmiyor. Basıyorsun basıyorsun gitmiyor. Ne zaman 1700, 1800, 2000'lere yaklaştı ya, ondan sonra potaraj çekerek gitmeye başlıyor araba. Yani zaten ASR özelliği var. Açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Bu güzel bir özellik. Anti patanaj önleyici. ASR yani şekilde. Normalde açtığınızda patanajı engelliyor ve gitmesini sağlıyor. Ama kapalı olduğunda patanaj çekerek böyle battıra battıra gidebiliyorsunuz arabayı. O yönden hani performansı güzel. Dediğim gibi hız sabitle ilgisi var. Benim hani uzun yolda hoşuma giden özellik. Bu segment bir araçta. Artı olarak dediğim gibi 100 beygirin hakkını veriyor gerçekten. Ondan hiçbir sıkıntı yok. En çok hani merak edilen konu yakıt tüketimiydi. Hani tamam dizel az yakıyor vesaire vesaire, ama ne yakıyor? Çünkü mazotun rakamı hep çıkıyor bunun. Net bir TL rakamını vermek doğru olmaz. O yüzden şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben şu an bu arabayla 450 km gibi bir yol yaptım. Bu 450 km yolda hemen bakalım ortalamamız kaçmış. Ortalamamız 5,5 litre. Yani bu kilometrelerde şöyle bir durum var. 170'e kadar da çıktım. 179'u 180'e kadar da çıktım. 50 ile yavaş yavaş gittiğim, gezdiğim yerlerde oldu. Burası Silivri değil değil mi? Abi. Silivri mi burası? Silivri abi. Hı? Aha, buradan geçeceksin. Nah, giriyoruz. Nereye giriyorsun? Evet, Silivri sabahını kaçırdık. Başka nereye gireceğiz Silivri'ye? Buluruz. Buluruz abi. Şu yan yolu içeriz, buradan da içeriz. Ya o da olur. Orası Silivri zaten. Ama minibüs sağ olsun, yol kapattığı için. Her neyse, arabanın aynı şekilde dediğim bir yakıt fıtı, şehir içini saymıyorum. Yani şehir içinden başladık diyeyim daha doğrusu. Üsküdar'dan Tekirdağ'a gittik, şu anda geri geliyoruz. Araba 5,5 litre yakıyor. Bunu da işte mazottan hesaplayın aşağı yukarı. 5 kere 5, 25, 25, 27 kuruş gibi bir rakam yapıyor bu yakıt tüketimi. Bence gayet iyi. Yani bir araba hani sollayacaksınız 100-140 arası falan, iyi bir şekilde ivmeleniyor. Gidiyor. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Yakıtı güzel. Onda bir sıkıntı yok. Vitesleri güzel. Herhangi bir, hani şu an böyle artılarına baktığınızda bir sorun yok gibi gözüküyor. Ama. Yani sonuçta orta segment bir araç, giriş segmenti bir araç olduğu için bir araçta yol tutuşu gerçekten az. Yani ben devrilirim diyor araç. Ben diyor ya kayarım ya devrilirim diyor. Bundan geri dönmeyiz. Yanılmışız. Ben diyor devrilirim diyor araç. Diyor ki hani viraja fazla hızlı girme. Kıçıma atarım diyor. Makas atma diyor. Atma yani diyor. Ben onu anladım, atma diyor. O yönde aynı şekilde yol tutuşu gerçekten çok iyi değil. İkincisi aynı şekilde yol tutuşu iyi değil dedik, tamam. Fren mesafesi de ABS olmasına rağmen hani yüksek. Ulan bir giriş daha var, onu da kaçırdık. Abi imkanı geri girersin. Kamyon geliyor. Ya hep bu minibüsler yüzünden ya. Tam girişlerinde bekliyorlar, duruyorlar. Burada otogar varmış. Buradan muhakkak Silivri'ye giriş vardır ha. Bulacağız. O Silivri'yi bulacağız arkadaşlar. Derken
fren, dediğim gibi frenleri güzel gibi gözüküyor. Ondan sonra ama şöyle bir durum da var. Frenleri güzel gibi gözüküyor derken şu hızda güzel gözüküyor. Ama yüksek hızda frene bastığınızda araba kayıyor ve biraz böyle dengesiz kayıyor. ABS olmasına rağmen arka öne gelecekmiş gibi oluyor. Yani bu da yol tutuşunun çok iyi olmadığı, frenlerin çok iyi olmadığı anlamına gelir. Yani çok bir yol tutuşu beklemeyin araçtan. Ya zaten bu fiyatı aldığınız araçtan az yakmasını bekleyeceksiniz. Az yakıyor. Ama dediğim gibi bir yol tutsun. Bastı mı gitsin. Hani viraja gireyim, makas atayım falan yapmayacaksın. Aile aracı bu. 5 kapı zaten. Son hızını aynı şekilde denedim. Sonuna kadar gaza bastım 5. viteste. 180'i geçmedi araç. Hani maksimum 180 battıra battıra bastım düz yolda. 180'i geçemedim. İlla ki geçiyorum diyenler olacaktır. Ona bir şey demiyorum muhakkak. Ama ben geçemedim abi. Ben 180'e yüklendim yani. Burası benzinlik. Burası bizim bir işimize yaramaz ama bir gireyim dedim öyle. Geri dönüş yok değil mi? Şu arka nereye gidiyorum? Dönüş yok abi. Senin yollarını geçtik abi girişte. Oradan geri dönüş olur. Bak adam da geri dönüş var. Muhakkak vardır arka bir yol. Arkadaşlar her zaman arka bir yol vardır unutmayın. Alternatif her zaman vardır. Sadece siz bilmiyorsunuzdur. Derken yani kısa da 0-70 km'ye kadar frenleri çok iyi. Hani löp diye durdurduğunu hissediyorsunuz. Ama yüksek hızlarda değil. Vites konusu dediğim gibi şu an. Yani şu an 1000 devirdeyim. Basıyorum. Gitmiyor. Attı kendini. Hani bir böyle hani normalde turbo her zaman devrede aslında ama belli bir torku yakalana kadar araç çabuk hızlanmıyor. Onu söyleyebilirim ama bu torku yakaladıktan sonra da hani şöyle diyeyim, Clio'dan bence daha iyi gidiyor. Clio 1.5 dizelden daha iyi gittiğini söyleyebilirim size. Aynen bulduk bak, yolları geziyoruz, bulacağız. Güzel yerlere geldik şu an. Nerede olduğunu ben demiyorum da. Kaybolduk birazcık ama olsun, bulacağız. Aracın acil direksiyon tepkisi güzel. Bence hani yani standart tur sayısı hepsi aynı da. Ama ne var? O direk ayaklarıma gidiyor. Hani tur sayısı mıdır nedir bilmiyorum bu ama yani direksiyonu güzel tepki veriyor. Yani çevirdiğinizde direkt o tepkiyi alabiliyorsunuz. Mesela 2'de şu an araba zorladı kendini birazcık. Buradan soldan gideyim mi? Git abi, ormanda kalan. Köpekciğim çekilir misin lütfen? Aracın hani dediğim gibi bu fiyat performans aralığına bakarsanız gerçekten alınabilecek bir araç. Yokuş yukarı da olsa aynı şekilde hız sabitleyicisi mesela sabit kalabiliyor ve el gazı var, hani yükseltip alçaltı biliyorsunuz. O el gazı da işe yarıyor. Yokuş yukarı da olsa. Performanslı bir araç, inkar edemem. 100 beygir olmasına istinaden. Ama işte dediğim gibi 120'den sonra araba birazcık diyor ki abi basma diyor. Bak basıyorsun da Allah'a emanet diyor. Yapma diyor. Hani birazcık öyle sıkıntıları var. Ama zaten şöyle bir durum var. Bu aracın da hani çok fazla aman bir yol tutmasını bekleyemezdik. Çünkü bu bir fiyat performans aracı. Ama ne yaparsınız? Biraz daha geniş taban bir lastik koyarak bunu yükseltebilirsiniz. Yani yol tutuşunu biraz daha arttırabilirsiniz bence. Öyle bir şey yapılabilir mi? Bence bu aracı yapılır. Zaten bahsetmiştim hani plastik kalitesi birazcık kötü, çok iyi değil. Ama görünüşü güzel. Yani görünüş olarak yapmışlar. Zaten Citroen'le C1 Elsef ne vardı? Bu da aynı şekilde Peugeot 301. O C1 Elsef, bu da Peugeot 301. Birebir aynı zaten. Aynı fabrikanın ürünleri olduğunu biliyoruz. Herhangi bir fark yok. Ama dediğim benim hoşuma gitti yani. Şahsen arabanın önünde bulunan gündüz farları olsun. Ön tarafın görünüşü bence daha güzel. Hani bunu Clio ile karşılaştırıyorum 1.5 dizel. Ona göre bakarsak bence bunun görünüşü daha güzel. Bence bu daha iyi gidiyor. Clio belki bir nevi yolu daha iyi görebilirim veya bir nevi düşük devirlerde daha çabuk hızlanıyor diyebilirim. Ben sahil ama orada sahil varmış. Buradan gidebiliriz. Bulacağız ya, şehir merkezi ileride. Zaten geçtiğimiz yere dönüyoruz yavaş yavaş. Dediğim gibi Clio'nun belki biraz daha ufak bir farkı olabilir. Ama bence hani Clio'nun bu mu derseniz, aynı segmentteki araçlar olduğu için bence bu araç daha iyi. Yani şahsen ben bu araçtan daha çok memnun kaldım diyebilirim. Yani yakıt olarak dediğim gibi 5 litre yakıyor aşağı yukarı. 5 litre de bence gayet uygun bir rakam bu araca göre.
gayet iyi bir rakam. Ya sonuçta mazotun da yüksek olduğunu düşünürsek. Yani uzun yol diyoruz ama uzun yolda dediğim gibi 170-180 gibi son gaz yapıp denediğimde çok oldu. Yokuş yukarı 4'te denediğimde çok oldu. Yani o yüzden ben sadece uzun yol demiyorum. Uzun yolda bunu 4 litre kadar düşürürüm ben. Ama genel olarak baktığımızda 4 litreye kadar düşebilir ama normal kullanımda 5-5,5 litre yakıyor. Bu da gayet iyi. Yani telefon alıyor. Tamam. Evet, yollarımız bozuk arkadaşlar şu an. Silivri'nin arka yollarında. Birazcık dağ bayır yollarını şöyle bir göstereyim hemen. Gösterme yol kanki. Yolu göster, yol, yolu. Yolu göster. Telefonu döndür. Evet, yollarımız çok bozuk gerçekten. Arabamızın aynı şekilde içi bu şekilde. Hani zaten bunu bir önceki videoda tanıtmıştım. İç ve dış detaylı olarak bir tanıtım yaptım. Hani kullanım olarak dediğim gibi şunlar hoşuma gitmedi. Bu kapı bomboş. Sol taraftaki kapı bomboş. Burada aynı şekilde düğmeler var. O birazcık hoşuma gitmedi diyebilirim. Ama genel olarak kullanım rahatlığı olsun. Direksiyona verdiği tepkiler olsun. Sağ sol kaçışlarınızda. Çok iyi. Yol tutuşumuz dediğim gibi iyi değil. Performansımız 100 beygir. Gayet iyi. Yani dediğim gibi bu, ben yokuş yukarı arabanın gitmesini seven bir insanım. Yokuş yukarı gidecek araba, bastı mı gidecek yani. Ha, düz yolda hepsi gidiyor da yokuş yukarı gidecek. Bu araç aynı şekilde yokuş yukarı da hani sizi üzmeyecek araç. Dediğim gibi fiyat performans odaklı olarak baktığımızda. Yani sportif bir görünüm kazandırmaya sağlamışlar, çalışmışlar. Ön tarafı böyle gündüz farı biraz daha sportif yaparak hoşuma gitti. Ama dediğim gibi 5 kapı aynı şekilde bir araç olduğu için çok da bir aile aracı, yani bir genç aracı olduğunu söyleyemem. Yani şu an nereye geldik ben de bilmiyorum. Ama bulacağız, geziyoruz. Yani genel olarak hani yine aklınızda kalan, almak isteyen olursa, sormak isteyen olursa herhangi bir şey lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre elinden geldiği kadar hem gerek tekrar video çekerek hem de açıklayarak yardımcı olmaya çalışırım. Nereden gideyim, düz gideyim. Bir videomuzun arkadaşlar sonuna geliyoruz. Tabii ki her zaman gibi abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.